Rubicon Tarih'ten herkese merhaba. Bu programda 12 Eylül darbesine giden süreçte dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'in Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muhsin Batur'u anlatmaya çalışacağım. 12 Eylül darbesinin en önemli gerekçelerinden biri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhurbaşkanını seçememesi gösterilir. Daha doğrusu Adalet Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'in ortak bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşamamaları. Bu uzlaşmazlık ve inatlaşma ülkeyi büyük bir krize soktu. CHP 12 Mart muhtırasını veren en önemli isimlerden biri olan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'u, Adalet Partisi ise 12 Mart döneminin 1. Ordu Komutanı ve İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı olan Faik Türün'ü Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Evet, 12 Mart muhtırasının Süleyman Demirel'in başında olduğu hükümete değil, CHP'deki ortanın solu hareketine verildiğini belirterek CHP Genel Sekreterliğinden istifa eden Bülent Ecevit, 12 Mart muhtırasının Faruk Gürler ile birlikte en önemli iki isminden biri olan Muhsin Batur'u aday gösterdi. Neden? Bu bir çelişki değil miydi? Muhsin Batur'u CHP'nin adaylığına götüren süreç nasıl gelişti? Nihayetinde ne oldu? İşte bu programda bahsettiğim bu soruların cevaplarını birlikte arayacağız. Programa geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Videoyu beğenmeyi unutmamanız, eleştirilerinizi ve görüşlerinizi yazmanız benim için çok önemli. Rubicon Tarih'e abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın lütfen. Rubicon Tarih, Ecevit'in Cumhurbaşkanı adayı yaptığı 12 Martçı Paşa Muhsin Batur dosyasıyla başlıyor. Muhsin Batur dosyasına başlamadan önce bazı hususları aydınlatmak ve bir eleştiriye cevap vermek istiyorum. İzleyenler hatırlayacaktır, bir önceki programda 9 Mart darbe girişimini önleyen paşa Faik Türün dosyasını yayınlamıştım. Bir izleyici programda konuya dair anlatımın ve yorumların yüzeysel olduğunu ifade etmiş, haklı. Ancak 10-15 dakika aralığında hazırladığım bir programda çok detaya inmem mümkün değil, buna gerek de yok. İzleyici için en doğrusu konunun özünü kısaca vermektir diye düşünüyorum. Yorumların yüzeyselliğine dair ise şunu söyleyebilirim. Ben zaten yorum yapmaktan, programı yoruma boğmaktan özellikle uzak duruyorum. Rubicon Tarih izleyicilerinin benim yorumlarıma ve detaylı izahlarıma ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum. Rubicon Tarih seviyeli ve objektif yayın çizgisinden asla taviz vermeyecek. Küçük bir kanal olarak kalmasına neden olsa da bu yaklaşımı asla değişmeyecek. Yorum analiz kamuflesi altında militanca yayın yapmayacak. Konu aldığı insanları şeytanlaştırmayacak, linç etmeyecek. Argo ve hakaret asla olmayacak üslubunda. Konu alınan insanlar şu an hayatta değil büyük oranda. Ancak hayatta olsalardı programı onlarla birlikte izleyebilecek kadar vicdani bir rahatlık, seviye ve kıvamda olmasını istiyorum yayınların. Her kesimden insan rahatlıkla izleyebilmeli, kendini hakaret edilmiş, hedef gösterilmiş, ötekileştirilmiş vesaire hissetmemeli. Eleştirilerini ve değerlendirmelerini de rahatlıkla yazabilmeli, dile getirebilmeli. Şunu da ifade edeyim, hemen her düşünceden, izleyiciden seviyeli yorumlar, entelektüel bilgiler ve eleştiriler alıyorum. Bundan da çok memnun oluyorum. Sonucu ne olursa olsun, Rubicon Tarih bu çizgide yoluna devam edecek. Biraz uzatmış olabilirim, kusura bakmayın. Bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim çünkü Bülent Ecevit'in 12 Eylül öncesinde 7. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 12 Mart muhtırasının arkasındaki en önemli isimlerden biri olan Muhsin Batur'u aday göstermesi de bariz çelişki görülen bir durum. Gerçekten bu yaman çelişkinin arkasında ne var? 12 Mart muhtırasına tepki olarak CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa edip İsmet İnönü'ye bayrak açmışken nasıl olur da muhtırayı veren bir orgenerali Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir? Üstelik demokrasinin askeri darbelerle ne kadar örselendiğini bilen ve bunu sık sık dile getiren bir siyasi lider olarak Cumhurbaşkanlığına neden bir askeri aday gösterir? Acaba Muhsin Batur tercihi bir hata mıydı? Şimdi konunun nasıl anlaşıldığının ve dile getirildiğinin anlaşılması açısından 12 Eylül darbesini yapan Kenan Evren'in Ecevit'in Muhsin Batur'u Süleyman Demirel'in de Faik Türün'ü aday göstermesine dair değerlendirmesini aktarayım. Çok gariptir, idareyi sivilleştirmek istediklerini söyleyen ve askerlerin politikaya karışmasından rahatsızlık duyan ve hatta tasvip etmeyen 27 Mayıs 1960 harekatının 12 Mart 1971 müdahalesinin
daima karşısında bulunmuş ve halen de bulunmaya devam eden bu iki büyük partinin liderleri ne düşünmüşlerse, yine Cumhurbaşkanlığına aday olarak iki emekli orgenerali göstermişlerdi. Bunlardan birisi, 12 Mart 1971 muhtırasını verenlerden Orgeneral Muhsin Batur, diğeri ise o dönemde İstanbul 1. Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanlığı yapmış olan Orgeneral Faik Türün'dü. Her ikisini de sever ve bazı yönleriyle takdir ederim. Hatta Muhsin Batur'la harp akademilerinde tahsildeyken 3 sene sınıf arkadaşlığımız da vardı. Evet, Kenan Evren çelişkili bulduğu durumu bu sözlerle ifade ediyor. Konumuz Muhsin Batur olduğuna göre biraz hayat hikayesinden bahsedeyim. Muhsin Batur 5 Aralık 1920'de İstanbul'da doğdu. 1940 yılında harp okulunu, 1942 yılında da pilot olarak hava okulunu bitirdi. 1946 yılında girdiği Hava Harp Akademisi'nden 1949 yılında mezun olduktan sonra çeşitli hava birlik ve karargahlarında ve Napoli'deki NATO karargahında görev yaptı. 27 Mayıs darbesinde çok kritik bir rolü vardı Muhsin Batur'un. Darbeden 2 gün önce 25 Mayıs günü Başbakan Adnan Menderes ve 25 civarında Demokrat Partili milletvekili Batur'un hava kurmay albayı olarak görev yaptığı Eskişehir'e gelmişlerdi. Batur, 27 Mayıs darbesini 26 Mayıs akşamı haber aldı ve Eskişehir'deki birlikleri darbe için organize etti. 27 Mayıs gündüzünde de o gün Kütahya'ya geçmiş olan Adnan Menderes ve milletvekillerini gözaltına aldı. Sıkı bir 27 Mayısçıydı. 1961 yılına gelindiğinde ise henüz 41 yaşındayken Tuğgeneralliğe terfi etti. Batur'un 22 Şubat 1962 ve 20 Mayıs 1963'te iki kez darbe girişiminde bulunup başarısız olan ve idam edilen Talat Aydemir'e yaklaşımını da izah edeyim, bilgi vereyim. Batur'un siyasi çizgisini anlamak açısından önemli bir veri olabilir. Muhsin Batur, Talat Aydemir'in darbe girişimlerinin karşısında durdu. Başbakan İsmet İnönü'nün ve dönemin Genelkurmay Komut Akademisi'nin yanında yer aldı. Sosyalist düşünceye olan ve Yön dergisiyle benzer fikirler ifade eden Talat Aydemir'e ve başında olduğu cuntaya çok net tepki gösterdi. Her iki girişimde de. Aydemir cuntası için sağduyu yoksunu ve kısa görüşlü bir zümre ifadelerini kullandı. Doğan Avcıoğlu'nun başında olduğu Yön dergisi Aydemir'in darbe girişimleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Talat Aydemir'in darbe girişimleri akabinde. Bu dönemde Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay ve Genelkurmay 2. Başkanı ise Kenan Evren'in belirttiğine göre Memduh Tağmaç idi. Bu iki komutanı 12 Mart muhtırası döneminde de göreceğiz. Elbette Muhsin Batur'u da. Muhsin Batur 1963 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. Yaşı 43 idi. 1966 yılında ise Korgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Genelkurmay Lojistik Başkanlığı, Yüksek Askeri Şura üyeliği görevlerini yürüttü. 1969 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Türkiye'de ve dünyanın genelinde 1968 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği olaylar yaşanıyordu. Gösteriler, çatışmalar, cinayetler, fabrikalarda grevler vesaire. Türkiye ise 27 Mayıs darbesinden birkaç yıl sonra Demokrat Parti'nin yerine kurulan Adalet Partisi'nin tek başına iktidar olduğu yılları yaşıyordu. 27 Mayıs'ı yapan komutanlar bu durumdan hoşnut değildi. 27 Mayıs'ın Cemal Madanoğlu ile birlikte pasifize edilen sosyalist kanadı da çok rahatsızdı gidişattan. Doğan Avcıoğlu yine sahnedeydi, bu kez Devrim Gazetesi'yle. Faik Türün'le ilgili hazırladığım programda detaylıca bahsettiğim için şimdi çok ayrıntıya girmeyeceğim. Sosyalist isimler 9 Mart askeri darbesine giden sürecin çalışmalarını Devrim Gazetesi'nde yürüttüler. Doğan Avcıoğlu ile birlikte İlhan Selçuk ve Hasan Cemal gibi yazarlar vardı ekipte. Antre parantez ifade edeyim, açık kaynaklarda İlhan Selçuk'un 1971'e gelindiğinde darbe planları nedeniyle Avcıoğlu'na karşı çıktığı, ancak Doğan Avcıoğlu'nun ok yaydan çıktı diyerek İlhan Selçuk'un itirazını reddettiği bilgisine rastladım, belirtmeden geçmeyeyim. Ordu'da ise Devrim Gazetesi'ne yakın olan subaylar emekli Korgeneral Cemal Madanoğlu'nun çizgisinde hareket ediyor ve darbe için gün sayıyordu. En önemli liderleri olarak Tümgeneral Celil Gürkan'ın adı öne çıkıyordu. Peki Muhsin Batur 9 Mart'ın neresindeydi? Ve elbette dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler. Her iki isim de 9 Mart'ı hazırlayan subaylarla irtibat halindeydiler. Celil Gürkan'ın 12 Mart'a 5 Kala adlı anı kitabında belirttiğine göre Muhsin Batur Gürkan'la istişare halindeydi. Tümgeneral Celil Gürkan kendisinden habersiz hareket ettiği için sitem edebilecek kadar yakın hissediyordu kendisini Orgeneral Muhsin Batur'a. Plana göre Orgeneral Faruk Gürler Cumhurbaşkanı, Muhsin Batur ise Başbakan olacaktı. Junta'da kod adıyla anılıyorlardı. Faruk Gürler için Selim Bey, Muhsin Batur için ise Yavuz Bey denmişti.
Karakterlerine uygun bir adlandırma mıdır bilemiyorum. Muhsin Batur'un bıçkın bir komutan, Kürtlerin ise kendi ifadesiyle her geleni tasvip eder görünen yapısı etkili olmuştur belki bu adlandırmada. Nihayetinde 9 Mart'ta Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler'in ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'un da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. 9 Mart'ta ekibin güvendiği dağlara kar yağdı o toplantıda. Gürler ve Batur, Doğan Avcıoğlu, Cemal Madanoğlu çizgisinde bir darbe girişimine katılmayı reddetti. Gürler ve Batur'un yön değiştirmesinde 5 gün önce yani 4 Mart'ta Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Ankara Balgat'taki hava üssünde görevli 4 Amerikalı subayı kaçırmalarıyla başlayan büyük kriz ne kadar etkili olmuştur tartışılır. CHP lideri İsmet İnönü, Gezmiş ve arkadaşlarının bu eylemine açıkça cephe almıştı. Ki İnönü 12 Mart muhtırası verildiğinde bunun arkasında 9 Mart'çı Cunta'nın olduğunu düşünerek ilk anda karşı çıkmıştı. Sonrasında böyle olmadığını anlayınca 12 Mart'a destek verdi. İnönü Vakfı'nın sitesinde İsmet İnönü'nün 9 Mart ve 12 Mart'la ilgili yaklaşımı şu şekilde aktarılıyor. Muhtıranın muhatapları Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'ydı. Başbakan Süleyman Demirel istifa etti. İnönü 15 Mart'ta CHP ortak grubu topladı. Muhtıraya karşıydı. İnönü parlamento böyle bir baskı altında kaldıktan sonra artık görevini yapacak halde değildir. İcranın emri altında bulunan kumandanların takdir edeceği veya tenkit edeceği ölçüye göre hükümetler kalacak veya kalmayacak, böyle bir düzen demokratik düzen değildir, dedi. İsmet Paşa reform hükümetine hayır, seçim hükümetine evet diyordu. 24 saat sonra ordu 9 Mart grubu olarak bilinen bir amiral ve 35 albayı emekli etti. İnönü'nün muhtıra hakkındaki fikri değişmişti. Muhtıranın demokratik parlamenter rejime karşı değil, demokratik parlamenter rejime karşı bir asker grubuna karşı olduğunu anlamıştı. Ordunun bir an evvel memlekette tabii hayatın, demokratik kuruluşun işlemesini istediği anlaşılıyor kararına varmıştı. 9 Mart ekibi hedefine ulaşamadı ancak Faruk Gürler ve Muhsin Batur, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Genelkurmay Başkanı Memduh Tanbaş nezdinde yoğun baskı yaparak 12 Mart muhtırasının verilmesini sağladılar. Muhtıra sonrasında Başbakan Süleyman Demirel istifa etmek zorunda kaldı. Başta tüm General Celil Gürkan olmak üzere 9 Mart'ı hazırlayan subaylar, Genelkurmay Başkanı Memduh Tanbaş ve Komut Akademisi'nin tasarrufuyla emekliye sevk edildi. İmzayı da yeni hükümet kurulana kadar göreve devam edecek olan Başbakan Süleyman Demirel'e attırdılar. İstifa etmek zorunda bıraktıkları Demirel'e. Sonra Deniz Gezmiş ve arkadaşları yakalandı ve sıkı yönetim mahkemesinde yargılanıp idam edildiler. Peki Faruk Gürler ve Muhsin Batur ideoloji olarak Doğan Avcıoğlu ve Cemal Madanoğlu çizgisinde miydi? Dönemin 1. Ordu Komutanı Faik Türk'üne göre öyle. Başbakan Süleyman Demirel de Milli Güvenlik Kurulu'ndaki sert atışmalarına bakılırsa Muhsin Batur'u Marksist olarak algılıyor. Şapkasını alır gider ifadeleriyle anılan Demirel'in MGK toplantılarında hayli sert çıkışlar yaptığı ve net duruş sergilediği görülüyor anılara yansıyan atışmalarda. Antiparantez bu hususda belirteyim. Muhsin Batur ve Faruk Gürler ise Madanoğlu Avcıoğlu çizgisinde olmadıklarını ifade ediyor. Cevdet Sunay da bilhassa Faruk Gürler'e dair bu görüşe sahip. Gürler'in Memduh Tanbaş'tan sonra Genelkurmay Başkanı ve sonrasında senatör yapılarak Cumhurbaşkanı adayı olmasında Cevdet Sunay'ın katkısı ve etkisi çok büyük. Faik Türün de Gürler'in kendisine sosyalist düşüncede olmadığını söylediğini ifade ediyor. Dediğim gibi Türün'ün hatıratına dair ayrıca bir program yapmayı planlıyorum. Muhsin Batur ise sosyalizme dair görüşlerini 4-12-1971 tarihli Yankı dergisine verdiği demeçte anlattı. Muhabirin 12 Mart muhtırası neyin karşısındadır? Reformlarla ilgili görüşlerinizi bize açıklar mısınız? Şeklindeki sorusuna şu cevabı vermişti Batur. Muhtıradaki imza sahipleri olarak biz komünizm, bilimsel sosyalizm, teokratik idare tarzlarıyla bu idare tarzlarına Türkiye'yi götürecek fikir ve eylemlerin karşısındayız. Atatürk'ün bize emanet ettiği yolda dondurulmuş kalıplara bağlı kalmadan Türkiye'nin sosyal ve ekonomik sorunlarının akıl ve bilim yoluyla çözüleceğine inanıyoruz. Anlaşılan hem Faruk Gürler hem de Muhsin Batur 9 Mart ekibiyle ideolojik değil, pragmatik sebeplerle temas kurmuşlardı. Bu düşüncemi de sizlerle tartışmak isterim yorumlarda. Program epey uzadı ve biz hala 12 Eylül dönemine gelemedik. Vakit kaybetmeden 12 Eylül'e geçelim. Muhsin Batur görev süresi dolunca 30 Ağustos 1973 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli ayrıldı. Muhsin Batur görevi Orgeneral Emin Alpkaya'ya devrettiği törende
12 Mart muhtırasına da değindi ve şunları söyledi. Muhtıraya sahip çıktığı müddetçe varsa şerefi silahlı kuvvetlere aittir ve eğer yine varsa kendime düşen siyasi sorumluluğu yüklenmeye ve hesabını açık olarak vermeye hazırım. 12 Mart muhtırasının arkasında durdu ve siyasi sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu belirtti Muhsin Batur. Kısa bir süre emekli hayatı yaşadıktan sonra Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün daveti ve teklifiyle kontenjan senatörü olarak atandı Korutürk tarafından. Batur senatoda yemin ettikten sonra Cumhurbaşkanı Korutürk senato başkanının odasında yeni senatörlere konuşma yapmış. Batur'u da geçmiş hizmetlerinden dolayı ve 12 Mart'ın bir temsilcisi olarak seçtiğini belirtmişti. Batur senatörlüğü sırasında CHP'den kendilerine katılması için teklif aldı ve bu teklifi kabul etti. Muhsin Batur artık CHP'li bir senatördü. Batur'dan sonra CHP'ye davet edilen bir başka komutan, emekli amiral Kemal Kayacan da partiye katılmıştı, CHP'ye katılmıştı. Kayacan da 9 Mart ekibiyle temas halinde olmuş ama sonrasında Batur gibi yolunu ayırmıştı. Muhsin Batur, CHP'ye girmesinin tartışma konusu olması üzerine şunları söyledi. Bir parti listesinden katılıp öbür partiye geçenler var. Hiç 30 bin seçmenine sormadan. Beni seçene sordum, müsaade aldım. Batur, CHP'den teklif gelince Cumhurbaşkanı Korutürk'e danışmış ve ben kendisini senatör seçtim. Görevim bitti. Partiye girmesinin de sakıncası yoktur. Cevabını almıştı. O sözlere atıf yapıyordu. 1980 yılına çok zor zamanlardan geçerek geldi Türkiye'ye. 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün görev süresi 6 Nisan 1980'de doldu ve Korutürk hiç vakit kaybetmeden emekliye ayrıldı. Çankaya'yı boşalttı. O tarihten sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğu boş kaldı. İhsan Sabri Çağlayangil 6 Nisan'dan itibaren Senato Başkanı olarak 12 Eylül'e kadar Cumhurbaşkanlığına vekalet etti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşmış olmasına rağmen hem CHP'de hem de azınlık hükümeti kuran Demirel'in genel başkanlığındaki Adalet Partisi'nde bir hareket yoktu. Bir senatör arkadaşı Muhsin Batur'a Cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyip istemediğini sordu. Batur bu fikrin düşünülebileceğini fakat kendisi için böyle bir girişimde bulunmayacağını ifade etti. Bu cevap üzerine senatör Batur'dan müsaade isteyerek altyapı hazırlama ve taraftar toplamaya başlamak istediğini söyledi. Batur da onay verdi. Profesör Doktor Uğur Alacakaptan da Batur'a Cumhurbaşkanı adayı olması için CHP ve Senato grubunda çalışmalarda bulunacağını dile getirdi. Batur, Alacakaptan'ın önerisini kabul etti ve kendisi de belirli çevrelerle temas kurmaya başladı. Senato grubunda olumlu sonuç alan Alacakaptan 5 Ocak'ta konuyu Genel Başkan Bülent Ecevit'e açtı. Batur temaslarını sürdürdü. Adaylığı konusunda Kemal Kayacan ile de görüştü ancak Kemal Kayacan Batur'a bir yorumda bulunmadı. Batur Kayacan'ın da aday olmak istediğini daha sonra öğrendi. 22 Mart 1980 günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu yapıldıktan sonra aday olmadığı halde Batur'a 14 oy çıktı. Daha sonra bu rakam 131 oya kadar yükseldi. Ecevit parti içindeki durumu öğrenmek için 25 Mart günü parlamenterlerle tek tek odasında görüştü. Uygun gördükleri adaylardan bir ya da birkaç tanesini kendisine iletmelerini istedi. Fakat bu durum yoklamasının sonucunu açıklamadı. 10 Nisan'da Adalet Partisi adayının Doktor Saadettin Bilgiç olduğunu duyurdu. MHP de Bilgiç'i destekleyeceğini açıkladı. 11 Nisan'da Ecevit aday olmak isteyenlerin kendisine başvurmasını istedi. 7 kişi başvuruda bulundu. Turan Güneş önce adaylığını koysa da yöntemi beğenmediği için geri çekildi. Batur'un dışındaki diğer adaylar ise Sırrı Atalay, Kemal Kayacan, Kemal Sarı İbrahimoğlu, Celal Ertuğ ve Lütfü Doğan idi. 12 Nisan'da ise Genel Başkan'ın odasında adaylar basına duyuruldu. 14 Nisan'da CHP müşterek grubunda gizli oylama ile durum yoklaması yapıldı. 3 aday seçimden çekildi, geriye sadece Batur, Kayacan ve Atalay kalmıştı. Batur oyunu kullandıktan sonra evine gitti. Bir süre sonra Genel Başkan Ecevit telefonla arayarak "Sayın Batur, grubun eğilimi belli oldu, aday sizsiniz, başarılar dilerim." dedi. Batur ertesi gün diğer parti ve gruplarla görüşmek için müsaade istedi. Ecevit de istediği gibi davranabileceğini söyledi Batur'a. Batur diğer parti liderleriyle de temas kurdu. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek için Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı da ziyaret etti. Batur 12 Mart öncesinde Erbakan'ın parti kurmasına izin verdiği için dönemin hükümetini sert bir şekilde eleştirmişti. Mecliste Cumhurbaşkanını seçebilmek için birçok tur yapıldı ama sonuç çıkmadı. Adalet Partisi ilerleyen turlarda Muhsin Batur'un karşısına 12 Mart döneminin 1. Ordu Komutanı Faik Türün'ü çıkardı.
Batur turlar esnasında oy rakamını 303'e kadar yükseltti. Seçilmesi için 318 oy gerekiyordu ama olmadı. Her iki isim de yani Muhsin Batur da Faik Türüm de yeterli oyu elde edemedi. Batur 7 Haziran'da senatörlüğü sona erdiği için 6 Haziran'da adaylıktan çekildi. Batur'un 7 Haziran'da senatörlük görevinin bitmesiyle birlikte siyasi hayatı da sona erdi. Aylar süren belirsizliğin akabinde 12 Eylül geldi ve meclisi kapattı. 12 Eylül darbesinden sonra bazı siyasilere yasak ve kısıtlama getirilmişti. Darbenin yapıldığı esnada siyasetçi olmadığı halde Batur'a 5 yıl siyaset yasağı verildi. Batur 1985 yılında Anılar ve Görüşler 3 Dönemin Perde Arkası adlı kitabında anılarını kaleme aldı. Batur 25 Eylül 1999 günü kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine ailesinin yanı sıra eski SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ergin Celesin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hilmi Özkök, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Nahit Şenoğlu ve 3. Kolordu ve Batı Garnizon Komutanı Korgeneral Atilla Kurtaran gibi isimler katıldı. Tekil konulu yani Arap tarihi haricindeki programlar arasındaki en uzun yayın olduğu farkındayım. Umarım sıkılmamışsınızdır. Yayını hazırlarken Emre Soytürk'ün kaleme aldığı Muhsin Batur'un askeri ve siyasi hayatı başlıklı yüksek lisans tezinden de faydalandığımı belirteyim. Şimdi ben size sorayım. Söz konusu tabloyu göz önüne aldığınızda Bülent Ecevit'in Cumhurbaşkanlığı için Muhsin Batur'u aday göstermesi kendi çizgisi açısından bir çelişki midir? Batur'un CHP'ye katılmasında belirleyici irade Ecevit midir yoksa parti içi dengeler ve talepler mi? Batur için talepler gelmiş olsa da Ecevit'in 12 Mart'a bakışı bağlamında tutarlı ve net bir tavır ortaya koyması mümkün müydü? Koyabilir miydi Ecevit? Yorumlarda birlikte tartışalım isterseniz. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bu tür yayınların devam etmesi için programı faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamayı ve Rubicon Tarihi'ye abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Rubicon Tarihi takipte kalın.